Gözlüklere emanet. Teşekkür ederim Delikan. 10 numara ayın 5'i gibi olmuşum. Baktım şeyde aynada da. Ayın 5'i gibi mi olmuş? Tabii bizim maaş günü ayın 5'i. Biz zaten bir 5'inde mutluyuz. Bir de yemekhanede. Başka yok. Hep üstüne. Çok iyi. Etmen. Bak babamın bana attığı dayaklar burada nedir neye köprü olur. Olur mu? Seninki yaratıcıymış ama. Sanatsal. Aynen. Mesela benim peder balık hastasıydı. Tabii rakı hastası da, şarap hastası da. Şimdi böyle sıcak bir ortamda bu aylarda mesela balığa giderdi. O gelmezdi 5-6 gün. Alırdı 5-6 şişe şarap ya da rakısını alırdı giderdi. Bir de Durmuş Alaga vardı onun çocuk arkadaşı. Baş parmak yok. Adam bıçkıcı. Keserken baş parmak kopuyor. Hastaneye götürürken bana parmak mı lazım? Ya atıyor camdan parmağı. 9 tane var diyor ama daha bir tane olmasa ne olur? Atıyor tarlada marada abi s**t edin aramayın diyor. Boş verin. Biniyorlar geliyor. Parmak yok. Oltayı böyle atıyor. Parmak yok. Onlar beraber takıyorlar da. Çocukluktan arkadaşı. Şimdi göle gitmişler Tozaklı Gölü'ne. De orada bu sıcakta içersen vinik o şarabı, böyle koca şarabı. Maymun olursun. Bizimki yatmış böyle güneş altında kalmışlar. Aga gelmiş oraya tarla sulama. Mısır var gölün kenarında. E bende de o zaman cep telefonu var. Cinayet aleti gibi. Abin 18 var. E bu kadar. Aradılar köyden. Dediler burada bir dayı yatıyor. Oğlum yazıyor telefonda. Nasıl yazdıysa yazmaz gene. Lead yazar bir şey yazar ama. Oğlum yazmış. Aradı beni. Dedim geliyorum dayı sen ayrılma onların başından. Bir gittim olmuşlar kırmızı 8. Böyle bir yaklaştım. Pelerin gözleri bir açtım. Pepsi kapağı gibi olmuş. Yarısı kıpkırmızı, yarısı yeşil. Çakır gözlüydü benim peder. Sarı saç, kıvırcık. Çerkez Mustafa dediğimi herkes tanır Pınar Sarı'da. 7-24 online. Hep mazot hiç bitmez, hep ibre full. Gittim, baktım bunların durum maf. Ya Durmuş Alaga, orada bıraktık zaten. O da ayılınca gelir dediler. Pederi kaldırdım ben, motora bindirdim. Viran bir mobilet vardı onda. Ama şimdi yolda lastik patlamış bunların gelirken, göle gelirken. Bunlar lastiği bir şekilde yapmışlar. Ama o vidaları tam sıkmamışlar. Ön lastik langır langır giriyor, ben farkında değilim. Oradaki dayı da yardım etti. Arkama bindirdiler peder ama peder gönyede duramıyor. Gaz veriyorum, geri gidiyor. Fren koyuyorum, üstüme çıkacak. Dedim dayı sen burada ip var, bağla onu sen dedim benim sırtıma. Ben dedim Pınar Sarı'ya giderim böyle. 5 metre iple bağladılar pederi sırtıma. Şimdi toz hakkından aşağı bir sarkıldık böyle orada bir belediye de rampa yapmıyor. Dik aşağı çok virajlı. Atlama yapmış oradan. Oradan bir atladık ön lastik gitti amına. Baktım gidiyor. Maşalar bir kakıldı. Ben o zaman 50 kiloyum. Peder var belki 80 kilo. E, iple bağlıyız o gidiyor ben nereye gidersem gidiyorum. Dirseklerde et kalmadı. E tabi oradan uçarken peder benim önümden uçuyor böyle arkadan. Direksiyona bir patlatıyor. Ön dişler kalıyor direksiyonda. Kahveler önünde millet topladı bizi. İpim ipi çözdüler. Hastaneye gittik. Anam hastanede nöbetçi karı. Hemşire. Bir gördü bizi. Alp perişan. Pansuman mansuman. Peder zaten hiç. Sıfır. Narkoza da gerek yok. Olduğu gibi koydular sedyeye. Bayat balık gibi yatıyor sedyede. Hiç tepki yok adamla ya. Sabah kalktı beni dedi kim dövdü diyor. Dedim kimse dövmedi seni böyle gölde düştük. İnandıramadık ama bir posta geçti bize tabii hızlı. Ha? Neler yaşadım abi. Ben mesela mahallenin trafosunu patlattım. Babam bir dayak çekti bana sanatsal. Nasıl? İnce işçilik yaptı. Kaba üstünden geçmek var hızlı bir de bu özene özene yaptı. Şimdi adam haklı yani. Ben 15 yaşındaydım. Bizim mahallede benim köpeğim vardı Bobby. Köpek kapıştırıyorduk sigarasına. Öyle kavga ettirirdi. Kiminki döverse bir paket Marlboro alıyordu öbürküne. Yayanın köpek vardı bizim. Cigi Yayanın köpek. Onu boğdu benimki. Öyle işte eğlendik. Ben sevinçten zinciri havaya bir attım. Tam trafonun dibinde böyle. Bir alev topu oldu aşağı doğru. Trafo patladı. Mustafa abi var bizim Sütlüce'yle. O da tekte çalışıyor. Adam beni yakaladı. Herkes kaçtı. Beni yakaladı. Gel bakalım buraya. Trafoyu patlattın. E şimdi polisler geldi. Kaç yaşındasın? 15. Baban kim? Mustafa Dilger. Nerede çalışıyor? Çimento fabrikası. Adam zaten normalde beni görünce tüyleri dikiliyordu. Gene ne yaptı acaba diye. Adam da üstü başı toz içinde işten getirdiler mi? Getirdiler. Ben şimdi o şimdi bandının suyu sürmeye başladı. O gelirken o sinyalleri veriyor zaten. Hemen polisin arkasına sarkıldım öyle koltuk altından bakıyorum. Ben biliyorum çünkü perşembenin geliş çarşambadan beri daha oradan uçacak o bana. Biraz daha yaklaştırayım diyorum kendime. Baktım geliyor. Mustafa abi işte senin çocuk böyle böyle yapmış. Yapar it dedi. Nerede o dedi. Şimdi polisin arkasını yemeye. Polis bir çekildi çıktım ortaya. Buradayım baba dedim. Karışanın anasını s**erim dedi polislerin yanında. Bana bir daldı abi eve kadar. 300 metre boyunca ince işçilik. Baba öleceğim diyorum geber diyor tohumuna sokayım. Seni yapacağıma diyor çam ağacı yapsadım en azından gölgesinde bira içerdik a**ına. Bu ne diyor ya? Anam çırpınıyor. Pikni tipi kadar karı ufacık. Aramızda. 4 saat rahat dövdü. Sektiriyor. Bu çekyattan o çekyata. O çekyattan o çekyata. Anam arada yakalamaya çalışıyor beni karı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. O zaman 41 kere maşallah. Orada komple dikiş. Baba babamı çok severim. Şimdi keşke sağ olsaydı. Öpülecek eller toprak altında kaldı. Keşke olsa da bugün gene tarlaya geldik. Akşamüstü böyle hava karardı kararacak. İşte ne yapalım ne edelim dedim. Bak Erdem eve gidelim. Benim dayak yiyeceğim içimi doyuyor. Çağırıyor böyle yani. Adam şimdi gel dedi. Ben dedim köfte ısmarlayacağım sana. Ahmet Bey'e gidelim. Ahmet Bey'in köftesi meşhur. Dedim bak gitmeyelim. Başımıza bir iş gelir. Tam akşamüstü saati böyle. Gidelim dedi ya Ahmet Bey bizim. Sıçtık. Kesin dayak yiyeceğiz yani. Kesin olay çıkacak. 4 kişiydik arabada. Ben açlıktan yorgunluktan böyle Ahmet Bey'e gidene kadar azıcık böyle kestirmişim. Bir uyandım ki böyle 2 tane kız gidiyor böyle. Bizimki de camdan böyle kafasını çıkarmış onlara laf attı. Tam Macir Mahallesi'ne denk gelmişiz Ahmet Bey'de. Bunlar ormanda çalışan adamlar. Kızlar bak gidin sizin için iyi olmaz dedi. Abi ilerledik böyle bir 4 yol ağzı düşün. Şirketleri yola dizmişler. Böyle bir Şahin, böyle bir Şahin, böyle bir Şahin. 3 araba insan. Yolu mu kesmişler? Yolu kestiler abi. Geri de çıkamadık. Beni camdan çektiler direkt. Bir ara böyle beni havada çevirirken şoförü gördüm. Şoföre bir patlatmışlar bu göz olmuş bu kadar şoförü. Erdem'e de bir tokat vurdular onun kafa vurmuş.
vurmuş kaportaya kaçtı bunlar. Abi o beşi bana bir daldı mı? Tek kaldım, kaçamıyorum. Yani bir de öyle bir pis pozisyona düştüm. Yani ben normalde şöyle kollarımı kapatayım. Bir insan vurduğu zaman açamaz yani. Bak bana bir patlatıyor abi, yelken gibi açıyor kollarımı böyle. Bir de vuran adamlar ikiz ya diyorum. Şimdi kendi kendime muhasebesini yapıyorum. İkiz, Halim'le Naim. Sonra tanıştık biz onlarla. Hep aynı adam vuruyor. Ulan diyorum bir insan bu kadar seri vuramaz diyorum kendi kendime. Yani hem dayak yiyorum hem düşünüyorum. Uzun saçlı bir eleman var böyle yapıyor. Bak adamdaki rahatlığa bak. Saçları böyle uzun vururken önüne geliyor ya. Böyle toplayıp yapıştırıyor. Bıraktılar. Benzinle gittik. Bir aynaya bakayım bir dedim. Ya kendimi tanıyamadım aynada. Her yerimden farklı bir şişik var böyle. Herifler öyle bir dönmüş yoğuntmuşlar. Bu tarafımda fazlalık vardı mesela o gitmiş. Vura bu tarafa geçirmişler onu. Şoförün gözleri kapanmış ikisi de. Acı soğan olur ya böyle mor soğan. Aynı öyle morarmış gözleri. Yıkadım elimi yüzümü dışarı çıktım abi. Bak üstümde benim montum vardı. Annem almıştı. Montum bir tek kolları kalmış abi. Elimi cebime attım sigara çıkarayım dedim. Cep yok. Bir tek montun kolları kalmış burada. Gövde tarafı hiç yok. Ya düşün altımda atlet yoktu ya. Kazağı çıkarmadan atleti almış altımda. Düşün dayağı düşün. Oturduk mu benzinle? Onun muhasebesini yapıyoruz. Sen niye kaçtın? Onu ekliyor. O ona sürüyor. O ona sürüyor. Ben onlara sürüyorum. Adamlar bir daha geldi mi? Erdem'e dedim çakmağı ver dedim. Ben bu benzin pompasını alırım. Bu sefer daha gelirlerse basarım yani. Başka çare kalmadı. Dayak yiyecek mecalim kalmadı abi. Adamlar durdu. Birer tane bir almış eline geldi. Kardeşim kusura bakmayın. Biz sizi yanlışlıkla duymuşuz. Dedim abi estağfurullah. Bana böyle yaptı. Aslan sen kaç yaşındasın dedi. Ben en çok sen dayandın dedim. 17 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın dedim abi. 35 yaşındayım dedi. Ah bir baktım iki tane. İkizleri gördüm. Arkadaşlar siz iki kişiymişsiniz. İki kişiyiz biz ikiziz dedi. Herkesi evlere dağıttık. Eve gittim uyuyamıyorum. Sağ tarafıma yatamıyorum. Sol tarafıma yatamıyorum. Kaburgaların hepsi kırılmış. Beni dövdüler dinlene dinlene. Tabii yemeğine güzel geliyor. Kalk kalk kalk. Sen bir de yeğene sor. 6 ay bulanık sıçtık. Hiç onu kimse söylemiyor. Babam gene gülüyor. Oh diyor. Siz zaten bir şey yapmasını dövmezler sizi. Pezevenkler siz muhakkak bir şey yapmışsınız diyor. Helal olsun diyor. Pınar Saray'a gelirlerse kahve alacağım onları diyor. Adamın zihni tak.